hep şunu söylerler. Denizin tuzunu bir kere yiyen bundan vazgeçemiyor diye. Anladım ki fuar tarafında da bu böyle. Biz oturduk, şapkalarımızı önümüze koyduk. Dedik ki banka hesaplarımızda kaç paramız var? Bir fuar şirketi kursak. Ve burada aslında EDF Fuarcı'nın hikayesi de başladı. Benim hiç cesaretim yoktu. Hiç cesaretli bir insan değilimdir. Ama arkaya dönüp baktığımda bu fuarları yapmışız. O cesareti biraz Dilek bana verdi. Denizde ve karada nihayet sektörü buluşturacağız. İstanbul artık uluslararası bir boat show'da nokta haline geldi diyebilirim. Sloganımız şu anda Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuar. Bu büyüklükte daha önce Türkiye'de bir fuar olmadı. Tekne bir lüks değil. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Tabii ki lüks tekneler de var. Her bütçeye göre tekne var. Bunun sizin ne amaçla kullanacağınıza doğru orantılı. Geçtiğimiz 3 sene öncesine kadar emekli öğretmenler de alıyordu tekne. Biz 3 tarafı denizlerle çevrili, denizci bir milletiz. Diyoruz ki denize herkesin eli değmeli. Dilek Soydan. Yaklaşık 15 senedir fuarcılık sektöründeyim. Boat show fuarları başta olmak üzere denizcilik fuarları tarafından çok tecrübem var. Sakarya Üniversitesi'nde okudum işletme bölümünü. Demir Hayat Sigorta'ya geçtim. Sigortacılık sektörüne. Biz orada satış sonrası hizmet veriyorduk ama sonra o dönem ki benim bağlı olduğum yönetim dedik ki yani sen kesinlikle satış tarafında olmalısın. Müşteri hizmetleri değil senin yerin. En son NTSR firması. İşte boat show aslında Türkiye'de denizde ilk düzenleyen firmaydı. Boat show satmaya başladım. Tabii denizle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ponton nedir, tekne nasıl, usturma çöre, söyle uzaylı gibi bakıyordum böyle ilk zamanlar. Gece 3'lere kadar sektör dergilerini okuyordum. Aylarca ders gibi çalıştım. Hep şunu söylerler, denizin tuzunu bir kere yiyen bundan vazgeçemiyor diye. Anladım ki fuar tarafında da bu böyle. Sonrasında Tuzla'da Viaport Marina'da fuar şirketinin başına geçtim. O dönemlerde de Emel'le başlamış olduğumuz NTSR'deki serüven Viaport grubunda da birlikte yine devam etti. İsmim Emel Yılmaz. Yaklaşık 20 seneyi aşkın fuarcılık sektöründeyim. Mesleğe başladığımız yıllar yine bir boat show fuar organizasyonuydu. Kendisi satış tarafındaydı, ben pazarlama operasyon tarafındaydım. Aynı frekansı yakalamak çok önemlidir ya. Evlilikte öyledir, iş arkadaşlığında öyledir. Ve biz yaklaşık 15 yılı aşkın dirsek dirseğe çalıştık. Bir noktada insan durup şunu düşünüyor, diyor ki yani evet ya işte bir yandan böyle güzel paralar kazanıyoruz, maaşlarımız yüksek, şirket arabaları altımızda hani bir konforumuz var ama aynı zamanda da acaba bu enerji, bu kadar çok çalışmayı kendimiz için bir şey yapmak daha mı doğru olur? Sonra ben fuar şirketinden ayrıldım. Sonra biz oturduk, şapkalarımızı önümüze koyduk. Dedik ki banka hesaplarımızda kaç paramız var? Bir fuar şirketi kursak, bu marinayı kirasak en kötü ne olabilir diye hesap yaptık. Dedik ki hesabımızda bu kadar paramız var. Fuar şirketi bu kadara kuruluyor. Marinayı bu kadara kiraladık. Çadırcı bu kadar istiyor. Bunların hepsini ödeyebiliyor muyuz? Ödeyebiliyoruz. Hiç fuar olmasa bile bunları ödesek şu an deriz ki ya demek ki bu iş yanlışmış. Sonra yolumuza başka bir şekilde bakarız der miyiz dedik. Evet deriz. Fuar şirketinin kurma aşaması sektörümüzün en büyük firmalarından. Tezmarin, Trio, Denizyatçılık, Gene, Taplejir bunların hepsiyle görüşmelerimizi yaptık. Hepsi dediler ki biz zaten sizin için boat show'lara katılıyoruz yıllardır. Hadi bir yerden başlayın, biz sizin yanınızdayız. Ve boat show'un deniz fuarının başladığı yere geldik. Fendik, Marine Türk İstanbul Sport'a. Ve burada aslında EDF fuarcının hikayesi de başladı. Bazı insanlar çok cesaretlidir, bazıları orta cesaretlidir. Benim hiç cesaretim yoktu, hiç cesaretli bir insan değilimdir. Düzenimi çok kolay kolay değiştirmek istemem. Ama arkaya dönüp baktığımda bu fuarları yapmışız birlikte, zaten biz yapmışız. O cesareti biraz Dilek bana verdi açıkçası. YATET Başkanımız şu anda Murat Bekiroğlu'na ilk gittiğimde biz burada fuar yapmayı planlıyoruz. Hem onlar aynı zamanda burada ofisleri var. Siz de burada kiracısınız. Burada bir şey yapsak sizin için nasıl olur dediğimizde YATET bu işi destekler mi dediğimizde o zaman dedi ki kapımın önünde fuar yapacaksınız. Hem de siz tabii ki desteklerim. Biz YATET'le masaya oturduk ve biz YATET'le sıkıştık. Bosphorus Boat Show adı aslında onların markası. Biz Boat Show Pendik olarak çıkmıştık. Çünkü bütün dünyada Boat Show'la isimleriyle anılıyor. Cannes Yacht Festival, Düsseldorf Boat Show, Monaco Yacht Show gibi. Hep İstanbul temasını vermeye çalıştık. Biz görselimizi hazırlarken bile onu yaptık. Bu noktada aldığımız bu destekle YATET'in de işin içine girmesi zaten dedik ki evet artık denizde ve karada nihayet sektörü buluşturacağız. Tek çatı altında. Biz denizle sadece yol çıkmıştık. Bir de kara fuarımız oldu. İstanbul artık uluslararası bir boat show'da bir nokta haline geldi diyebilirim.
Bizim Bolçova fuarımız her yıl yapılan bir fuar. Fuarın tabii ki ismi. Bu çok önemli ya. O öyle bir şey ki hayatı boyunca bu fuar bundan sonra devam ettiği sürece bu isimle anılacak. Bosfor dediğinizde aklınıza İstanbul'dan başka hiçbir yer gelmiyor. Bu doğru bir çağrışım. Sonra oturup bir şema yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu fuarın bütçesi. Ne kadara satmalıyım? Ne kadar harcayacağım? Önce alıyorsunuz partnerlerinizden, taşeronlarınızdan bilgileri. İşte burada çadırcı, halıcı, elektrikçi, aydınlatmacı, podyumcu, alan kirası, fuar en büyük rakamlar her zaman. Giderlerinizi hesapladınız. Şimdi bir kar payınız olması lazım bunun içerisinde. Diyorsunuz ki bu fuar ne kadar kar eder? Biz orada yaklaşık olarak %30-35'ler civarında koyup %20 ile geçen sene kapatmıştık. Sloganımız şu anda Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı. Bu büyüklükte daha önce Türkiye'de bir fuar olmadı. 400'e yakın tekneyi denizde bağladık ki şu an içinde bulunduğumuz tekne 30 metre bir tekne neredeyse. 45 metre teknemiz de var. 5 metre teknemiz de var. Biz şunu gördük ki zaman geldiğinde 5 metre tekneyi kiraladığınız kişi de 45 metreye kiraladığınız kişinin de sizin yanınızda olması lazım gerçekten de. Bu yol bize 15 senedir bunu öğretti. Selam, merhaba. Kolay gelsin. Müşteri 7/24 Emel ve Dilek'in fuar alanında olduğunu, bir aksilik olduğunda müdahale edebileceklerini biliyorlar. O güveni, o şeffaflığı biz firmalara yıllardır onu verdik aslında. Hep bizle muhatap oldular. Yaptığımız her şey iletişim aslında. Çok böyle sesler yükselmiyor bizim fuarlarımızda. Ama gerçekten kotarıyoruz günün sonunda. Murat Kırın'ın bir sözü vardır benim için söyledi. Çok severim GİSFİR başkanımız. Onun yeri bende çok ayrı. Der ki kimden ne iş isteyeceğin çok önemli. Çünkü bir şey söylediğin zaman o işi çözebiliyor olacağını bilmen lazım. Ve biz böyle çalıştık yıllarca. Biz hep birbirimize Emel'le ikimiz hep backup'tık arkamızı. Farklı konularda çalıştık aynı departmanda ama hep birbirimizin arkasını topladık. Eksiğimizi tamamladık. İşte bak bu unutma falan birbirimize hatırlattık. Bence en büyük firmalarımıza güvenmesinin sebebi bu işin en altında nereden ne sorun çıkacağını bilerek buraya gelmemiz. Bugün biz belki şirketin patronlarıyız ama biz bütün ekibimizle beraber hiçbirisiyle bir dakika yalnız bırakmadan onların alanda sürede olduğu boyunca aynı zamanda biz de alandaydık hep. Ne katılımcımızı ne de ekibimizi yalnız bıraktık. Burada Marine Türk'ün inanılmaz bir eforu var. Deniz ekibi, kara ekibi. Bu işi işbirliği içerisinde yapmazsanız mümkün değil yani sürekli önünüze taş koyan birisiyle. 3 günde yerleştiriyoruz 400 tane tekneyi buraya. Yeni firmalar kendi teknelerini 3 gün içerisinde yerleştirebiliyorlar. Çok meşakkatli bir iş bu. Kara fuarında bir tık daha farklı. Karada da denizden karaya çıkarıyorsunuz marineden bütün tekneleri. Orada tırın dorsesinde veya küçük tekneyse eğer römorkta geliyor. Ve oradan karadan yürütüyorsunuz. Orada vinçle ya da işte forklift de yerini alıyoruz. Onun operasyonu da bambaşka bir dünya kara tarafında. Bir Bolçova takvim ve sıralaması var. Önce dünya lansmanları Cannes'da olur. Türkiye lansmanları zaten bizim fuarımızda oluyor. Çünkü 2024 yılını bugünden lanse ediyorsunuz ki o tekne 2024 yılında binebilmek için. Tabii ki lansmanda yeni teknolojisini, yeni modelini her marka şu anda içinde bulunduğumuz tekne içinde geçerli anlatıyor teknişe. Bu sene geçen seneyle arasında ne gibi farklar olmuş. Bir lanse ediyor bunu. Tabii ki de satmak için yapıyor bunu. Sonuçta teknelerin %80'ini burada aslında şu anda sahipli tekneler. Neden? Çünkü zaten geçen sene sipariş verildi, burada teslim edildi. Bu tekneyi gösterip bir sonraki senenin siparişini almak için geliyor tekneler buraya. En pahalı teknemiz bu sene yerli üretim. Mengiay'ın bir teknesi, 46 metre bir tekne, Lakila isminde bir yelkenli tekne. Teknenin değeri 330 milyon TL, sahipli bir tekne. Tekne bir lüks değil. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Tabii ki lüks tekneler de var. Her bütçeye göre tekne var. Bunun sizin ne amaçla kullanacağınıza doğru orantılı. Siz bugün bir balıkla tutmak için, bir adaya gitmek için ya da çocuğunuza bir optimist yelkenli yaptırmak için bir tekne alabilirsiniz. Bunu yapmamak için maalesef tek bir sebebimiz var. Marinalarımızın hepsi dolu. Marinalarımızda yer yok. Biz üç tarafı denizlerle çevrili, denizci bir milletiz. Biz diyoruz ki biz Cumhuriyet'in denizci kadınlarıyız. Diyoruz ki denize herkesin eli değmeli. Bunun için de İstanbul'da, güneyde daha çok marinaya ihtiyacımız var. Süper lüks AVM'li marina yapmak zorunda değiliz. Bir balıkçı barınağına benzer, güvenle bağlanabileceğiniz, elektriğinizi ve suyunu alabileceğiniz bir marina şu anda çözüm. Geçen YTT Başkanımız bir şey anlattı. Hatta konuşmasında söyledi Murat Bekiroğlu. Dedi ki Monaco'da bir günlük tekneyi 550-600 liraya bağlarken Göcek'te bir günlük tekneyi 1200 liraya bağlamak normal bir fiyat değil.
İnanın hayatımda duymadığım isimler geliyor yani fuara ve aslında bu biraz şeyle de orantı. Şimdi çok ayrıştırmak da istemiyorum. Biliyorsunuz dolar, euro paritesi çok değişti son dönemlerde. Biraz daha ihracat aslında yapanlar sanki bir tık daha yöneldi diyebilirim. Sadece büyükler olarak düşünmeyin siz. Büyük, dedim ya hani küçük tekneler de var. Geçtiğimiz 3 sene öncesine kadar emekli öğretmenler de alıyordu tekne. Fuar girişimiz ücretli. Biz katılımcılarımızın aracılığıyla davetiyelerimizi dağıtıyoruz. Çünkü nokta atışı. Onlar da kendi müşterilerine davetiyelerini online olarak veya hard copy olarak da basılı davetiye olarak da ulaştırabiliyorlar. Fuarımız toplam 9 gün sürüyor. Ziyaret saatlerimiz 11-18. Tabii denizde olan fuarımızın en büyük avantajı da beğendiği tekneyi test edebiliyor. Sudaki duruşunu da görebiliyor. Tekne alabilecek aileler için çok büyük bir avantaj. Her çeşit yelkenli olsun, motor yat olsun, lobster olsun, sürat teknesi olsun, bot olsun, her segmentten ürünü fuarımıza ziyaret edebilecekler. Denizcilik fuarları biliyoruz ki erkek egemenliğinde sektörler. Neredeyse sektörümüzün %75, %80'i aslında erkekler. Aslında bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü biz gerçekten enerji çok yüksek, pozitif bir ekibiz. Sektörümüz o kadar az değişiklik oluyor ki. Aynı kişilerle aynı şeyleri konuşuyoruz. Artık birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi enerjimiz de geçmiş durumda. Denizcilik terimleri bir erkekle konuşsa belki daha böyle işte masaya yumruğunu vuracak, bağıracak, çağıracak. Ama bayan olunca hele de bizi görünce böyle gardları birazcık daha düşüyor. Gerçekten şuna inandırdım. Sektörümüzü. Biz sektörün iyiliği için bir şey yapmaya çalışıyoruz ve onlarla aynı taraftayız. Beraber yapıyoruz bu fuar. Biz yapıp da onlar katılmıyor aslında. Onlar bu fuarın varoluş sebebi zaten. Temelinde bu işi beraber göğüslediğimiz mesajını herhalde doğru verdik yıllar önce. Ondan beri de bu iş böyle güzel devam ediyor.